Ay manzara da çok güzelmiş. Şöyle terasa falan mı çıksak? Yok yengem yok. Bu hava bozacak birazdan. Hiç çıkmayın. Hava mı bozacak? Şaşırdın mı oğlum? Yaprak kımıldamıyor. Baksana. Anneciğim sen bilmezsin buranın havasını. O kadar sinsidir ki yani. Bir anda bir bozu veriyor. Anlamıyorsun ne oluyor yani. Ay o sinsi deyince de aklıma biri geldi. Benim de aklıma biri geldi. Kim acaba? Nereden esti gelmek anneciğim bu arada? Yavrum Ebru gidince işte ben böyle ev üstüme üstüme geldi. Bir gün yengen geldi hadi değişiklik olsun Özgür'e gidelim dedi. Oh. Öyle çıktık geldik yavrum. Oh Allah çok iyi düşünmüş. Süper. Çok sıkıldıysan anne ben bir tur mur bir şeyler ayarlayayım. Dünya turu mesela büyük göç var yerinde izlersin. Ha? Aa, Fitnat görüyor musun? Nasıl benim başından atmaya çalışıyor? Yok anneciğim sen tamamen yanlış anladın. Şöyle vereyim yersin bir yandan da. Tamam. Bu arada bakmayın böyle ben geniş geniş yiyorum. O kadar işim var ki. Saymakla bitmez tonla. Bir görüşmem var mesela. Oradan mekana geçeceğim. Öyle bir sürü işim var. Siz tam olarak ne yapacaksınız? Tamam sen bizi dert etme. Biz başımızın çaresine bakarız yani. Hayatım sen git görüşmelerini falan yap. Sen bizi merak etme. Canımız çok sıkılırsa yan komşuya falan geçeriz. Sakın bak o kırmızı çizgimdir. Büyük arıza. Şu an volümü de düşürüyorum ki duyabilir. Yani ne diyor o kadar belirsiz ki. Öyle biri. Ben yani burama geldi taşınmayı falan düşündüm. O derece. Tabii yani çok fena. Sakın bakın muhatap olmak yok söz verin. Tehlikeli. Tamam, tamam, tamam. Madem öyle, tamam merak etme sen. Hava zaten çok güzel. Mis baksana şuraya ya. Çıktım gezin ya Ayasofya falan. Ayol hava bozacak diyordun. Öyle dedim değil mi ben? Yok, tam o esnada bulut girmiş. O yanılttı beni. Bu hava bozmaz. Olmaz, bozmaz. Siz çıkın gezin falan. Tamam, hadi. Hadi git. Bizi merak etme, hadi. Ben gidiyorum o zaman. Şöyle son bir tane daha. Vallahi sandviç. Tamam sen... çocuğum hadi git sen. Bak çayımız varmış. Afiyet olsun anneciğim. Ah yavrum benim. Oh sağ olasın. Çok güzel olmuş. Ne yaptın çocuğum? Ne yapayım anneciğim iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. De yani ne yaptın yavrum? Ya konuştun mu Özgür'le? Ayrıldınız mı? Bitti mi? Tamam mıdır? Söyledim. Yani ayrılmak istediğimi söyledim. Ama... Ama? Hala ama mı yani Ezgi? Ama derken ama konuşacağım. Yani burada böyle bitmedi. Konuşacağım ve bu meseleyi artık inşallah çözeceğim. Tamam. Oldu çocuğum. Tamam. Halledersin sen. Kaçta çıkıyorsun sen yavrum? İşe gitmeyecek misin? Hadi geç kalma benim yüzümden. Sen git canım benim. Gidemem. Yani gitmem. Anneciğim sen buradayken ben nasıl işe giderim? Annem gelmiş başımın tacı. Ben burada otururum. Bugün izin alırım. Yok alma. İzin alma. İzin. Olur mu öyle şey canım? İşten izin alır mı? Daha yeni başladın zaten. Ay zaten yavrum çıkacağım ben. Bir sürü işim var. Gelmişken onları da hallederim. Hadi canım benim. Tamam bak o zaman şöyle yapalım. Bence en iyi çözüm bu. Biz birlikte çıkalım evden. Ben işe gideyim. Sen işlerini hallet. Sonra yeniden buluşalım. Mutlaka buluşalım. Sonra program yaparız, gezeriz. Olur, olur. Hep yan yana oluruz. Tamam, tamam. Olur, olur canım benim. Ne sıcak. Yavrum sen bana bir tane daha çay ver. Tamam. Demini alsın çocuğum olur mu? Olur. İyice anne. Alsın demini. Bekle orada. Alo. Hah geldim hayatım geldim. Her şey yolunda mı hayatım? Seni merak ettim. Ne yaptın? Ay ne yapayım Ünal? Saf kızımla uğraşıyorum. Hala ayrılmamış. Daha konuşmadım diyor ya. Allah Allah. Ay anlamıyorum ki yani. Bak ben karar verdim. Bu işi kesinlikle çözeceğim. Bugün gideceğim ve Özgür'le konuşacağım. Ne yapıyorsun hayatım? Olacak şey değil. Ya Ezgi çocuk mu? Ayakları yere basan bir kadın artık o ya. Bu kadar müdahale etmen doğru mu? Bak ona söylemeden gidip konuşursan sana kızar ha. Kızarsa kızsın. Ya ne olacak Ünal? Allah Allah. Daha sonra üzülmesinden daha iyidir şimdi kızması. Yani çok demli olmadan oldu gibi. Tamam Ünal'cığım. İyiyim geldim ben. Sen merak etme. İyiyim ben. Selam söyle Ünal abi. Bak Ezgi'cim de selam söylüyor sana canım. Sen de söyle. Bak beni...
Beni haberdar et, merak edelim, tamam mı? Tamam. Edeceğim, hadi. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Evet, hadi bakalım. Sen hazırlan, ben çayımı içip çıkalım artık. Tamam, sen otur, ben hemen hazırlanıp geliyorum. Olur. Olacak. Afiyetler olsun efendim. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun. Ah, teşekkürler. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok yine bekleriz. İnşallah. Derginizi unuttunuz. Kalsın. Okudum zaten. Hoşçakalın. Pardon. Pardon. Hemen geliyorum. Hemen geldim. Ne yapıyorsunuz? Ah. Günaydın Özgür Bey. Günaydın. Günaydın patron. Ne var ne yok? İyilik vallahi. Sizi sormalı. İyi ben de. Patron, bugün Ezgi Hanım'la gelmemişsiniz. Ha, öyle oldu bu sefer. Ay, yoksa bir şey mi oldu Ezgi'ye? Yok, bir şey yok, iyi, merak etmeyin. Çok korktum Özgür Bey, yani bir şey oldu diye yalnız geldiniz ya. Aynen, korkmuşsunuzdur yaşananlara siz sebep olduğunuz için. Nasıl yani sebep oldunuz derken? Şeyi kastediyor, o gün Ezgi'yi dışarı ben gönderdim ya. Ama Özgür Bey, ben nereden bileyim gelen adamın tıh niyetini falan. Ama sormam gerekirdi tabii. He, bence de sormalıydın ama. Zaten niyeti bozmuş. Başka bir isim de verebilirdim. Değil mi? Neyse ki zamanında haber verdim de Özgür Bey müdahale etti. Allah'tan. Yani burada bir aile gibi olduğumuz için sonuçta birbirimizi koruyup kollamalıyız diye düşünüyorum. Neyse. Ezgi ama gelecek bugün değil mi? Bugün gelmeyebilir. Oldu. O zaman ben arayıp bir sorarım ne yapıyormuş, nasılmış. Ben bir Ozan'a bakayım. Kahve mavi bir şey yap. Gözünü seveyim. Kahvaltıda yürek yedik galiba bugün. Henüz kahvaltı etmedim. Ah, isabet olmuş. Bir şey diyeceğim bu arada. Siz galiba bu Ezgi'yi yollayamayacaksınız. Çünkü Özgür Bey daha önce mekanda hiç kavga etmemişti. Ama Ezgi için kavga etti. Aa, öyle miymiş? Ben seni first class göndereceğim buradan, belli oldu. Hak ediyorsun. Ah, cidden mi? Hı hı. Bak ne güzel bir hanımefendisiniz. Neden bu kötü kalp? Hı? Neden bu gömlekse o yüzden cicim. Ay. Çatlayacağım meraktan. Kim oturuyor acaba yan tarafta? Ay Fitnat. Özgür uyardı ya, sen neyin peşindesin? Yasak ya, şimdi daha çok ilgimi çekiyor. Hayatım biliyorsun, aykırı bir ruhum var. Fitnatçığım bırak şimdi konuyu komşuyu. Ne yapacağız onu söyle. Yani bu kız o kadar etkisi altına almış ki çocuğumu. Çocuk Ezgi'den ayrılmam diyor, başka bir şey demiyor. Sevimciğim madem o bırakmıyor, Ezgi onu bırakır. Bizde planlar bitmez Sevimciğim. Planım şu. Ya bu aşk nasıl bir duygu arkadaş ya? Vallahi. Sebzelerle kah kavga ettiriyor, kah dans ettiriyor. Şakıyorsun valla. Ben de seni bekliyordum. Hayır canım kardeşim. Deniz'i arayıp görüşmek istemem doğru olmaz. Çünkü kabul etmez. Yok artık. Sen bayağı müneccimliğe doğru gidiyorsun. Nereden biliyorsun böyle bir şey isteyeceğimi? Hatta dün gece zor tuttun değil mi kendini mesaj atmamak için? Ne yalan söyleyeyim, valla öyle. Allah'tan böyle bir salaklık yapmamışsın. Yani çünkü başladığın yere geri dönerdin. Abi sakin, şunları bir dur ya. Sıçratacaksın. Başladığın yere geri dönerdin. Tamam mı? Hiç şansın kalmadı yani. Hala bir şansın var yani, kabul ediyoruz. Herhalde oğlum, şu an var. Oğlum, kızın ilk aşkı çıktın ya. Bu az şey mi? Yani daha da sen bu şansı değerlendiremiyorsan kapa dükkanı. Dur abi ya, gelme beni şimdi. Abi şu salça malça bir dur abi ya. Allah Allah. Bir şey anlatıyorum şurada ya. Tamam, tamam sen de beni germe abi. Yok kızı bir daha göremezsin, kaçırırsın falan. Deme abi öyle şeyler. Gelecek bir şey yok abi senin. Sakin. Ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen Erdem'i arıyorsun. Akşama program yapıyorsunuz. Okey. Deniz'i de çağırıyorsun. Bunu yapmamızdaki amacı söylüyorum sana şu an. Amaç şu. Deniz'i o geçmişten gelen güven duygusundan uzaklaştırmamak. Balık gibi düşün abi. Ürkütmüyorsun. Yüze yüze gelecek sana, merak etme yani. Erdem. Harika fikir. Abi dur, şu ellerin yağlı mağlı. Lütfen gözünü seveyim, biraz hassas ol ya. Aa, necik soldum be. Orada bir şey diyeceğim. Ezgi nerede? Problem yok değil mi? Ya problem olmaz olur mu? Bizim problemsiz bir günümüz var mı? Lütfen Ozan.
Kim geldi tahmin et. Kim geldi? Annem. Kimle gelmiş olabilir? Fitnat yenge. Evet abi. Bir de kim var burada onu da tahmin et. Kim? Ezgi'nin annesi bir de. Evet. Hepsi burada yani. Mottomuz ne abi söyle. Her an ortalık karışabilir. Aynen öyle. Her an ortalık karışabilir. Abi sıçratma şunu. Abicim ya bir dur. Burası böyle. Ben çıkıyorum abi ya. İyi ki bir beyaz gömlek giymişsin. Geçmiş olsun tekrar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Cansu Hanım. Benim. Çiçekler size. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cans, çiçeğimi beğenmedin mi yoksa? Beğenmediğim çiçeğin değil Levent. Güzel cevap. Pahalı da çiçekti ama... Bak, çiçeğimin bana olan kırgınlığını geçirmeyeceğini biliyordum. Sadece, yani amacım sadece durumu biraz hafifletmekti. Olmadı. Gel. Akşam yemek yiyelim. Baş başa. Konuşalım. Konuşalım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Levent. Anlamadın galiba değil mi? O zaman beni dinlersin. Ben seni yeterince dinledim Levent. Sen böyle takılmış plak gibi sürekli aynı şeyleri söyleyip söyleyip duruyorsun. Bence ona da gerek yok. Ne kararlılık yahu. Aa. Günaydın. Aramasın. Ezgi. Annemin halletmesi gereken bir kaçış vardı. Ben de hemen buraya geldim. İyi yapmışsın. Ay Ezgi'cim. Hoş geldin. Hayatım ben çok üzüldüm. Üzülme Gizem. Senin bir suçun yok. Benim aklıma takılan başka bir şey var. Ben burada çalışmaya başlayalı daha ne kadar oldu ki? Yani bunun nereden haberi oldu? Yani evet, nereden haberi oldu acaba? Yani aramızda bir hain mi var acaba diye düşünüyorum ben. Yani yerinizde gözü olan birisi olabilir mi diye düşündüm. Ya Pablo dur be oğlum, karıştırma ortalığı, kim olacak ya? Evet, karıştırma canım ortalığı. Ne alakası var? Saçma sapan konuşuyor işte. Biz alışverişteydik ya, numaralar yaptık, sevgiliyiz falan dedik. Sonra Latin gecesi, tanıtım manıtım o kurmuştur kendince bağlantı. Evet, öyle olabilir mantıklı. Ama iyi cesaret, gel mekana, posta koy falan, bize rağmen. Şşt, buluşum. Gizem Hanım, kim arıyor sizi acaba? Arkadaşım, yani önemli değil arkadaşım. Önemli olup olmadığına biz karar verelim. Emre. Oğlum ne yükseliyorsun ya, sakin ol ya, müşteriler falan. Yo, önemli mi ya? Neyse ya, tamam, dün gece konusunu kapatalım artık. Sen ne yaptın? Oturalım gel, konuşuruz. Kolay gelsin, uğrarım biraz. Buluşmayın oğlum, buluşmayın. Tamam tamam, bir şey yapayım. Vallahi. Sosyal deney. Sen ne bağırıyorsun bana sosyalin içinde? Ne konuştuğunu hiçbir zaman anlamıyorum bazen gerçekten yani. Ne demek sosyal deney, sosyal sosyal? Fazlayım sana. Sen niye arıyor seni yine? Yine bir şeyler karıştırıyorsan bu sefer patlatırım seni. Haberin olsun. İyi günler, merhaba. Jinekoloji bölümüne gidecektim, kadın doğum. Koridoru takip edin. Evet. Tabelayı göreceksiniz. Öyle mi? Teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Tabelan fotoğraflarla ilgili bir sıkıntımız var bizim. Ama siz hiç merak etmeyin, ben halledeceğim. Baktım sendeydi. Gelebilmen çok rahatlattı beni. Annemle uğraşıyordum. Sarmış durumda, tutuldu sana. Ayrıl diyor, başka bir şey demiyor. Ne diyeceğim, nasıl sakinleştireceğim hiç bilmiyorum. Ya benimki de seninkinden pek farklı değil. Hatta daha bile beter. Ya ciddi ciddi bende kalmayı falan düşünüyor, öyle söyleyeyim. Aa, Sevim teyzeye bak. Resmen kendini aşmış. Gerçi Sevim teyzeden şüphelenmiyorum ben. Bence Fitnat yenge Sevim teyzeyi fişfikliyor.
Ortalık karışmış iyice ya. Atıyoruz. Yılan gibi girdin yine. Sevim Hanım niye geldi ki? Bir de Fitnat fiş. Fitnat diyor. Fitnat kim acaba? Ay sorma, çok merak ediyorum. Sen buradan orayı duyuyor musun? Hayır, duymuyorum. Fitnat dedin, Sevim dedin. Nasıl duyayım ben? Yarasa mıyım? Nasıl duyayım? Duyuyorsun. Böcek mi koydun masaların altına? Yarasa koydum altına. Pis. Neyse, dinle. Dinle, dinle. Ne diyorlar bana da anlat bari, ha? Ne deniyor orada? Şu an ne konuşuluyor? Anlat bakayım. Dudak okuyorsun sen, oku. Hadi. Anlat. Okumuyorum dudak. Anlat. Ne anlat? Ne konuşuluyor? Merakımla çatladım, öldüm. Anlatsana. Okuyamıyorum. Nasıl anlat? Okuyamıyor musun? O zaman hiç okuma. Hadi bakalım. Hadi hop, okumuyorsun. İşimiz var. Gidiyoruz. Şişt. Ya ne kadar zor bir durum. Düşünsene, gerçekten sevgilim olsaydı. Yani ne yapardım bilmiyorum. O kadar zor bir durum ki. Ailen sevgilini istemiyor. Yani can sıkıcı. Gerçekten sevgilim olsaydın ne yapardın? Bilmem. Sen ne yapardın? Gerçekten sevgilim olsaydın zaten hiç bu durumlara düşmezdik diye düşünüyorum ben. Annem zaten bayılmıştı sana. Şu an bizi ayırmak yerine düğün hazırlıklarıyla işte uğraşıyorduk. Doğru. Yani dışarıdan bakınca mükemmel bir çift gibi görünüyorduk. Neredeyse. Yani neredeyse. Plan anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam. O zaman start veriyorum. Hadi Özgür'ü ara. Aramam şart mı Özgür'ü? Şart ayol. Planın bir parçası. Ara, 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 ara. Evet, annem. Hayırlı olsun. Bakalım ilk annesi ne olacak? Efendim anneciğim. Hah, Özgür'cüğüm, yavrum. Ben düşündüm de çocuğum. Yani bu kız senin için çok kıymetli, biliyorum. Ben de çok ılımlı olmaya karar verdim. Aa, süper. Çok sevindim anne, böyle düşünmene. Ya diyorum ki yavrum, bak ne yapalım biliyor musun? Ezgi'ye de haber ver, bu akşam birlikte yemek yiyelim. Yemek yiyelim diyorsun birlikte annem. Maalesef anneciğim, negatif. Yiyemeyiz yemek. Neden oğlum? Neden? Yiyemeyiz anneciğim. Şöyle, çok yoğunum ben. İşler var. Mekandan ayrılamayacağım bugün. Yoğun bir gün bugün. Bugün burası patlayacak. Ha, işlerin yoğun. Tamam oğlum, tamam. Tamam, sen çalış yavrum. Biz de Ezgi'yle yemek yeriz, olur. Anneciğim işte o da olmaz. Ezgi de müsait değil. Neden çocuğum? Ezgi bizimle görüşmek istemiyor mu yoksa? Hayır anneciğim, nereden aklına getiriyorsun ya böyle şeyleri? Hiç alakası yok. Sen istenmeyecek bir anne misin? Niye görüşmek istemesin? Tamam tamam madem. Şöyle yapalım. Biz buradayız zaten. Yarın akşam yeriz. Şişt, yarın akşam görüşürsünüz de siz buradasınız ama işte Ezgi yok anneciğim. Gidiyor, Bursa'ya gidiyor. Ben de çok özleyeceğim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. O yüzden olmaz. Yok yani burada. Bursa'ya mı gidiyor? Ha, tamam çocuğum, tamam. Buradayız ya. Yeriz, yeriz. Başka zaman yeriz çocuğum. Tamam anneciğim. İrtibatta kalalım. Haberleşelim. Okey, görüşürüz. Bay bay. İşin oldu bence. Ha, oldu. Şu an onunla görüşmek istemediğimi düşündüğü için bence benden nefret ediyor. Zaten ediyor da iyice ediyor. Kapat, kapat, kapat. İki laf ettirmedin bana ya. Baksana, kız Bursa'ya gidiyormuş. Görüyor musun? Kesin ben geldim diye Bursa'ya gidiyor. Ay daha iyi ya, gitsin bırak, yolu açık olsun. Biz de B planına geçiyoruz. Kızı Özgür'le tanıştırıyoruz. Doğru söylüyorsun Fitnat. Ay kalk kalk kalk, yola çıkalım, kızı yoldan ararız hadi. Tamam. Ay kahveler de kaldı. Kaldı da ne yapalım? Ay dur, sonra gide, içeriz. Gide gide içerim ben, dur. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Ben Doktor Özgür Bey'le görüşecektim. Özgür isminde bir doktorumuz yok hanımefendi. Yok mu? Evet yok.
Olur mu canım? Var, ben biliyorum. Burada çalışıyor. Kadın doğum bölümünde böyle, böyle. Özgür isimli kadın doğum bölümünde çalışan hiç kimse yok. Allah Allah. Emin misiniz? Evet, eminim. Kontrol ettim. Aa, bak. Aman, onun ikinci ismi var yavrum. Şey, Serdar. Sen öyle bak bakayım, Serdar. Tamam, Serdar Öztürk. Kadın doğum doktoru. Tamam, ben onunla görüşeceğim. Randevunuz var mıydı? Yok, ama ben hastası değilim. Ben bir tanıdığıyım. Siz ona Nevin geldi. Ezgi'nin annesi değil, o hemen beni alacak zaten. Tamam, bir hastası var. Siz böyle oturun lütfen, biraz bekleteceğim. Tamam canım, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şuraya geçtim. Ya. Tamam. Sipariş verdi. Efsane bayıldım. Bence yine ondan sipariş verelim kızlar. Değil mi? Aa! İrem? Deniz? Hayırdır? Çok şaşırdım. Yani açıkçası ününden sonra ben dinlenirsin zannediyordum ama... iyi görünüyorsun. Yok canım. Gayet iyiyim gördüğün gibi. Gayet iyisin gerçekten. Ama tabii sen dünü kaçırdın ya. Çok güzel bir geceydi. Yani çili biberli kokteyller gerçekten efsaneydi. Yani biz çok eğlendik. Çok eğlendiniz. Hı-hı. Sen ve eğlenmek. Yani ikisi aynı cümle kalıbında olunca tabii böyle insan bir yadırgamıyor değil. Yani neticede hiç alışkın değiliz. Değil mi? Yani dün orada olsaydın, yoktun ya. Dün orada olsaydın ne demek istediğimi iyi anlardın. Sen hiç merak etme hayatım. Ben bundan sonra Ozan'ın her türlü organizasyonunda yanında olacağım. Hiç yalnız bırakmayacağım. Anladım. Telefon çalıyor. Buyur. Aa. Ozan arıyor. Beni arıyor. Efendim Ozan? Selam Deniz, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ya az önce Erdem'le konuştum da gün içinde buraya gelecekmiş. Sohbete doyamadım, tekrarlayalım dedi. Sen de gelmek ister misin? Bir programa bakmam lazım. Yani bence gelsen güzel olur. Eski günleri yad ederiz. Güzel olabilir. İyi tamam o zaman. Geleyim ben de, gelirim. Süper. Kaç diyelim? 8 gibi olur. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Alo. Efendim Yeşimciğim. İyiyim canım, iyiyim. Toparladım. Hı. Birlikte yiyelim, süper. Tamam canım, öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Biz teşekkür ederiz tekrar. Teşekkürler, iyi yolculuklar. Hoş geldiniz. Aa, Özgür değil mi bu ya? Bay yanlış. Bay yanlış. İkili ilişkilerde tensilerin beni ilgilendiriyor. Ne? Özgür. Bu Özgür. Restoran sahibi. Doktor değil miydi bu ya? Aşkı ve evliliği. Bu hepimiz kandırmış. Bu Ezgi mi kandı? Bize yalan söyledi. Biraz serotonin. Daha yemeden bak işe yaradı, gülümsetti seni. Evet, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Annenlerde. Yok, orada kalmadık. Annem anlayışlı diyordu. Yok, orada kalmadık. Nerede kaldık söyle. Nerede kaldık? Bilmiyorum. Niye bana yalan söylediğini anlatıyordun? Hmm. Evet. Orada mı kalmıştık? Evet, orada kal. Dinliyorum, hadi bakalım. Hmm. Hadi. Ne oldu? Selamlar. Merhaba. Merhaba. Selam. Nasılsın Ezgi? İyiyim, sağ ol. Ay, dün gece neler olmuş burada öyle ya? Sorun yok. Sen iyi misin, nasıl? İşte toparladım. İyiyim ben de. Evet,
Yemek yersiniz herhalde, masa falan. Olur canım. Şurası müsait bence. Aa, tamam. Şöyle alalım sizi. Gelirsin. Tabii tabii. Gel. Ya şu bakışlarını fark etmedim zannetme. Hangi bakışları? Sen beni kıskanıyor olabilir misin acaba? Ne münasebet? Çıtırdan bence bir var. Kıskanç durumun. Şey. Hı-hı. Kıskanıyorsan söyle ya. Söylemeyeceğim. Bana öyle geldi. Sana öyle gelmiş. Emin misin bak? Eminim. Söyleyebilirsin, bundan medeni duygular. Söylemeyeceğim. Ezgi'cim, çiçekler sana. Bana mı? Ha geliyor da. Tabii. Oğlum ne ağaç geliyor? Ne oluyor ya? Bir dakika, bunların hepsi Serdar'dan mı geliyor? Tabii ki bilirsin abimi. Gösterişi çok sever. Teşekkürler. Ay ne harika oldu değil mi burası, böyle çiçek bahçesi gibi. Ya. Yani sanırım enişte romantik olduğu kadar neredesiniz ya? Ha, zengin de sanırım. Yalnız Ezgi'cim bak sana diyorum. Bu çiçeklerden sonra evlilik teklifi gelirse şaşırmıyorsun. Yok canım, daha neler. Ay gelir, ben hissederim. Hisseder, her şeyi hisseder o. Evet öyle. Özgür Bey, yani acaba böyle çiçekler falan şey, evlilik mevlilik Ezgi Hanım'ı elinizden kaçırıyor musunuz? Şey olarak dedim ya, yani hani evlenince işten ayrılırsınız gibi söyledim. Ha hayır canım, yani öyle bir şey yok. Yalnız Ezgi'cim benim aklım şeyde kaldı, not. Özel değilse bizimle paylaşır mısın? Değil. Gülümsemen kadar güzel bir gün geçirmen dileğiyle. Aa, çok güzel bir beyinden çıkmış, değişik bir beyinden. Ben bunu hemen Minnoş'uma mesaj olarak atayım. Ay gerçekten çok romantik, çok kalibre yani. Sevdim. Güz neydi ya? Hadi arkadaşlar, hadi Sedat. Gel abi. Toparlat abi şunları. Bu ne ya, iş yeri burası ya. Görgüsüzlerin şov alanı değil. Al abi. Hadi başka birini daha getir, hızlı hızlı. Hadi. Hı. Al abi şu ayıyı da al. Ayıyı al. Hadi. Bakışlarında ve gergin ses tonundan anladığım kadarıyla beni kıskanıyor olabilir misin? Beni. Hı hı. Seni kıskanmak, seni. Aynen. Kıskanmak. Hı hı. Çok ilkel duygular bence. Değil. Ben öyle iptidai duygulara yer yok. Emin misin? Pozitif. Neredeyse eminim. Kıskanıyorsun. Ben bara geçiyorum. Yok yok, vallahi bir düşün. Ya bu Serdar konusunu çözsem iyi olacak. Baksana. Hayır yani sence de biraz fazla abartmamış mı? Artık ne kadar etkilemeye çalışıyorsa Ezgi. Bu çiçekler Ezgi'yi etkilemek için değil. Özgür'ü sinir etmek için. Nasıl yani? Yani canım, senin anlayacağın. Savaş başladı. Çok iyi anladım. Öyleyse mutlu pekiniz olmaktan gurur duyarım Yeşim'cim. Tabii ki. Yes, çiçekler teslim edilmiş. Gel. Serdar Bey, sizinle görüşmek isteyen biri var, Nevin Hanım. Nevin Hanım mı? Ezgi Hanım'ın annesiymiş. Tamam, çıkabilirsin. Niye geldik acaba? Nevin Hanım? Aa,
Merhaba, şey, siz, tamam ben düğünden hatırlıyorum sizi. Ezgi'nin arkadaşısınız değil mi? Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim canım, siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim ama hayırdır, bir rahatsızlık yoktur umarım. Yok, ben Doktor Serdar'ı görmeye gelmiştim de. Tamam, Doktor Serdar benim. Biliyorum, evet, siz de Doktor Serdar'sınız ama ben öbür Serdar'ı, hani bizim Ezgi'nin Serdar'ı göreceğim. Yani Ezgi'nin Doktor Serdar'ı ben bilmiyorum açıkçası ama ben Serdar, Doktor Serdar, yani başka Serdar yok diye biliyorum. Yani görmen lazımdı Cansu. Bir anda bütün mekan çiçeklerle doldu. Sen de bu romantik davranıştan şikayet ediyorsun yani, öyle mi? Ya Cansu, bu şikayet etmek değil ama yani orası benim iş yerim Serdar'ın. Annem, annem, annem burada. Teyzemin burada ne işi var ya? Serdar, Özgür Doktor Serdar sanıyor da anne. Ha şey, aman Serdar Özgür. Ne var? Senin ne işin var burada? Aslında senin ne işin var burada ya? Hiç haber vermiyorsun. Bak gördün mü ben? Merhaba Serdar. Hoş geldin. Bak kiminle karşılaştım. Ben şey Serdar'ı ararken Doktor Serdar'la karşılaştım. Görüyor musun? Bu hastanedeki tek doktor Serdar benim. Ne güzel Serdar, ne mutlu sana. Teyzeciğim, bir şey sorayım. Sen neden haber vermedin bana? Söyleseydin ben. Serdar çok özür dilerim. Hafıza problemi biliyorsun. Yok anlıyorum ama bizim hastanede çok iyi nörologlarımız var. Bir görsün istersen. Yok, hiç gerek yok. O yoldan geldi, çok yorgun. Yorgunluktan muhtemelen hastalık tetiklendi. Yavrum sen niye beni yanlış tarafa yönlendiriyorsun? Bakar mısın şuraya bak. Serdar Özgür diyorum. Ya jinekolog diyorum. Aa, ama yani. Efendi, hastanemizde öyle bir doktor yok maalesef. Ay bayılacağım ya, anlatamıyorum. Ya Serdar Özgür bak anlamıyorum. Yok hanımefendi. Cansu. Gel sen şöyle ben. Cansu, teşekkür ederim, çok sağ ol. Ama şimdi seni tekrar görürsek kafası karışır. Tamam. Zaten karışık. Tamam, o zaman görüşürüz. Dediğim gibi buradayım ben. Tamam, tekrar kusura bakma, ne olur. Görüşürüz. Teyzeciğim, şimdi bak şöyle... Teyze korkutuyorsun, yapma beni ama bak. Ezgi, ne dönüyor burada? Kızlar. Ne dönüyor? Hemen anlatacaksanız vallahi billahi hastaneyi başınıza yıkarım ha! Tamam. Tamam. Sinirlenme. Anlatacağım. Her şeyi. Şey yapalım. Teyzeciğim, Ezgi, şeyde konuşalım mı? Daha sakin bir yerde konuşalım. Olur mu? Teyzeciğim, hadi. Şöyle hadi. Yürü. Gizem, Ezgi nerede? Özgür Bey bir saate gelecekmiş, hastaneye gitti. Aa, bir şey mi oldu? Önemli bir şey yok, ufak bir işi varmış. Hemen halledip geleceğim dedi, ben de okey dedim. İyi, gelince haberim olsun.